İsrail'e ifade edildi diye de bir açıklama yapmış. Aynı zamanda iddia İsrail'in bir devlet televizyonundan yayıldı. Nevzat, MIT, Mossad'ın Türkiye'deki operasyonlarına izin vermedi. Haber bu. Nedir meselenin arka planı? İzin vermedi yeni bir şey değil aslında. Bu konuyla ilgili çok geniş olarak El Cezire 2001, 2021, 2022'de Mossad'ın Türkiye'de yaptığı faaliyetleri yani daha doğrusu engellenen faaliyetlerle ilgili Uluslararası çok güzel bir haber yaptı 2001-2022'de ve orada aslında e, ne şekilde sızıldığı ile ilgili şunu ifade ettiler. Şimdi çok uzun süredir Mossad hı hı. Türkiye'de Filistinliler üzerinden bir şekilde burada muhalif olan ve kendi radarına takılan sadece Hamas ve benzeri örgütleri değil. Aynı zamanda İranlıları da hı hı. hedef alıyor. İki şekilde yani sadece şeyler değil. Mesela İran'dan kaçan komutanlar oluyor nükleer tıp konusunda çalışanlar oluyor. Ve bunları bir şekilde hedef alma ile ilgili çok ciddi bir çalışma yaptım. Hı. Şimdi biz ilk şurada uyandık. Bir ara e, Türkiye'de Filistinli öğrenciler kayboldu. İlk dediğin ne zaman? Yani geçen yıl işte. Hı. Filistinli öğrenciler kayboldu. Biz de bu Filistinli öğrenciler nerede diye ailelere ulaşmaya başladı. Biz de yazdık. Sosyal medyada her yerde yazdık. İpek e sonra bunların 6 tanesi Mosad'a casusluk suçlamasıyla tutuklanmış. Sonra işin peşine düştük. Dedik ya nasıl oluyor falan. Olay şöyle oluyor. Mossad yurt dışında bir tane şey kuruyor. E, site kuruyor. Bu siteyle ilgili e, Al Swark diye bir site. Bu site üzerinden Türkiye'de Facebook, Whatsapp, sosyal medya üzerinden Filistinlere bir şekilde ulaşıyor. Ve diyor ki biz NATO için bir araştırma yapıyoruz. Türk ordusunu ve Türkiye'deki yapıyı inceliyoruz. Biz NATO subayız. Dolayısıyla ilk yemi böyle atmaya başlıyor. Fakat unuttuğu bir şey oluyor. Yeme atanların bir kısmı aynı anda Türk istihbaratına da haber veriyor. Diyor ki ya böyle böyle bir şey var. Dolayısıyla da bunlar buraya sızmaya çalışıyorlar. Bu neyin nesi? Bunun üzerine Türk istihbaratı bunları karşı emleme usulüyle cevap veriyor. Yani nedir o karşı yemleme usulü? Bir grup kuruyor. O grupla birlikte bütün yazışmaları oluşturuyor ve bu bir para trafiği vesaire yönünde bir para trafiğini takip ediyor. O para trafiğiyle birlikte bir tanesine diyorlar ki gel İsveç'te buluşalım ve İsveç konsolosluğuna gidiyor, anında şeyi çıkıyor, vizesi çıkıyor ve derken işi patlatıyor Türk istihbaratı. Birinci kısmı bu, bu işi patlatıyor ve orada hücrelerin büyük bir Bu bilinen bir, kısmı, bir şey mi sen? Bilin Öyle bilinen mi? bir şey ama tabii şey ha. böyle e, basına bir kısmı yansıdı. Ha. Yani çalışanlar çok Benim net biliyor bunu. Bu iş şey üzerinde şey çalışanlar tam. çok net biliyor. İkinci kısım şimdi Türkiye'de Hamas'ın bazı üst düzey yetkilileri Uzun süre böyle Başakşehir'de, orada burada çok ciddi anlamda gelip gidiyorlardı hmm. ve bunu Türkiye zaten hiçbir zaman da saklamadı. Yani Halit Meşal gelip gidiyordu burada, <gülüyor> diğerleri <gülüyor> gelip geçiyordu çünkü Türkiye-Filistin grupları arasında bir görüşme vardı ve bunlar bir ara Başakşehir'de çok ciddi anlamda bir istihbarat faaliyeti içerisine girdi. Evet. Bazı suikastlar oldu bazı e, payli beçut suikastları oldu. Sonra gerçi onu isparat çıkardı ve bu bilgi trafiğini almaya başladılar. Ve ağırlıklı olarak burada Filistinli grupları kullanmaya çalışıyorlar. Yani Filistinli grup olup burada öğrenci olan, hmm. burada iş adamı olan, işte kendisini Suriyeli olarak tanıtan birinci işte nasıl patladılar? Bu bahsettiğim Altşıvark isimli siteyi oluşturduklarında Türk istihbaratı IP üzerinden sitenin Tel kontrol edildiğini ortaya çıkardı. Yani o kadar taşlar yerine oturmaya başladı ki ve bu operasyonu yaptıktan sonra bazılarını içeri aldılar. Sonrasında sadece bu da yetmedi. Özellikle İran'la olan kapışmayı Türkiye üzerinden Hakan Pidan döneminde dediler ki buradan çıkarın. Yani bu hesaplaşmanızı İstanbul'da yapmayın. Çünkü İranlar ağırlıklı olarak İstanbul'a geliyordu. İstanbul üzerinden batıya doğru kaçmaya çalışıyordu. Ve tam eş zamanda İran içerisine hatırlarsanız birkaç tane komutan öldürüldü suikastlerle. Ya o komutanlar aslında bir şekilde öldürüldüğünde İranlar şunu söyledi. Mossad Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve bir şekilde ajanlaştırma faaliyeti içerisine giriyor. Türk istihbaratları dedik hayır bizde değil o biz onları çıkardık. Genellikle Azerbaycan Kafkasya üzerine bakmanız gerekiyor. Çünkü bu Hı. hesaplaşmaya izin vermediler. Şimdi bu son mesele bir karar tartışıldı. Bahsettiğin kan televizyonu, İsrail'in resmi evet. televizyonu şunu söyledi. Dedi ki İsrail hükümeti. Hamas'ın üst düzey liderleri nerede olursa olsun onları pasifize edecek. Onları öldürecek. E şimdi nerede varlar? Onların iddiasına göre Katar zaten biliniyor. Türkiye. Lübnan zaten biliniyor. Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Aynı zamanda zaman zaman Kıbrıs, zaman zaman Cezayir, zaman zaman Tunus kısmında da geziyorlar. Şimdi dolayısıyla da operasyon kısmı böyle olunca tabi bilinen Hamaslı olarak şimdi biz Halit Meşali, İsmail Enniye'yi, Muhammed Deyif'i, Yahya Zinvar'ı falan biliyoruz ama Hamas üst yönetimi çok geniş bir şeyden oluşuyor. Askeri şurası var, finans işine bak, Yani sonuçta bir hükümet. Askeri kısmı var, siyasi kısmı var. Bir hükümet var, sonuçta. Evet. Yani mesela biz Gazze'deki Sağlık Bakanlığı diyoruz. Hı -hı. Gazze'deki işte basın enformasyonu. Yani sonuçta bir devlet yapılanması gibi oluşuyor. Fakat bunların bir kısmı da sonuç itibariyle Türkiye'de de başka yerde de olsa vatandaşlık almış insanlar. Yani Hamas olması sorun değil. Adam gelmiş zamanında. Vatandaşlığını almış, belli parasını ödemiş, ticarete girmiş vesaire vesaire. Şimdi bunların takibi, mesela benim bildiğim, yani Türkiye'de e, Hamas'a yakın, mesela ben bir kişi tanıyorum, üç defa suikastten kurtuldu. Yani üç defa kurtuldu. Yani Hamas'a yakın. Yani Hamas'ın daha doğrusu Hamas'ın içinde olan biri. Hı. Ama resmi olarak şöyle, yani Hamas'ın siyasi kanalında bu adam, askeri kanalında değil. Şimdi burada İsrail o ayrımı yapmıyor. İsrail o ayrımı yapmadığı için. Türkiye'de Anadolu biraz önce okuduğun habere çok net bir şey söylerler. Derler ki sakın bizim topraklarımızda böyle bir şey yapmayın. Hı. Çünkü bizim topraklarımıza bunu yaparsanız bunu vebali şey ağır olursun açınızdan. Geçmiş dönemde İsrail açısından en büyük sıkıntı oydu. Mesela şu an şeyin kurucusu, Hamas'ın kurucusu şey Ahmet Yasin'in salı verilmesi biliyorsunuz bir e, Halit Meşale düzenlenen suikast sonrasında oldu. Halit Meşale suikast yaptılar zehirli bir zehir verdiler. O zehirle birlikte zehiri veren şeyler tutuklandı Mossadçılar. Onun karşısında şeyi getirildi, panzehiri getirildi. Halit Meşal oradan kurtuldu ve o Mossadçılara karşı da Şeyh Ahmet Yasinler serbest bırakıldı. Yani Mossad tarihinde bu şeyler çok ünlüdür. Mesela biz Arafat'ı konuşurken <laughs> zehirlenme meselesini konuşuyoruz. Şimdi Lübnan bu anlamda önemli, Şunun için önemli. <laughs> Lübnan'da bu işler biraz daha kolay yapılıyor. Neden kolay yapılı? Bir devlet otoritesi yok. İki farklı gruplar var. Üçüncüsü Batılı istihbarat örgütleri çok yoğun olarak çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'de Batılı istihbarat örgütleri yok mu? Hepimiz biliyoruz. Olmaması imkansız. Yani hangi konsolosluk, hangi büyük elçilik varsa, o ülkenin bir istihbaratı çalışıyordur. Bu, bu her yerde böyledir. Yani İsrail'inde, Mısırlı'nın de, İngiltere'nin de, Çin'in de bu böyledir. Fakat şimdi burada. Biliyorsunuz bizim başımıza bir Cemal Kaşıkçı hadisesi geldi. Yani o anlamda Türkiye bu mesele içerisinde Mossa'da bu açık şeyi vermesi, onların da Türkiye'yi sayması, yani bir nevi şu demek e, hani bu işin perde arkasında yani bir göz demek. Çünkü bu diplomatik olarak verilen bir mesaj değil, açık açık verilen bir mesaj. Türkiye'nin Türkiye mesajını <laughs> açık açık veriyor. İki yani tarafından. Tar tarafında. e, diğeri devlet televizyonundan Tabii iki taraf da açık veriyor ama diğeri de Türkiye'de devletin resmi organı üzerinden Anadolu Ajansı, Anadolu Ajansı üzerinden Ajansı cevap verebiliyor. Bak İpek şeyi hatırlamak lazım. Mavi Marmara saldırısı olduğunda hı hı. İskenderun'da bizim bir askeri tesisimiz saldırıya uğramıştı. Aynı anda. Ve o dönem mesela saldırı PKK üstlendi ama saldırının İsrail tarafından yapıldığı ile ilgili çokça iddia dolaştı. Mesela bu resmi olarak da yalanlanmadı. Yani bu örtülü operasyonlar sürekli olarak yapılıyor. Örtülü operasyonlara karşı bence Türkiye çok ilginçtir ama mesela ben açık söyleyeyim bu kadar net tavır beklemiyordum. Yani şimdi El Cezire üzerinden bir haberi anlarsınız. Hepimiz bu işi yapıyoruz. Ama devletin resmi organı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok net mesaj verdi. Mesela orada da devlet televizyonundan geldiği için mi mesaj acaba? Burada Anadolu Ajansı üzerinden <laughs> aynı şekilde, aynı netlikte bir cevap Vallahi verdi. Valla bence şöyle zaten bir örtülü bir şey yürüyor şu an. Yani İsrail her şeyi hedef yapacağını söylüyor. Bunun içerisinde Hamasçılar var, PKÖ liderleri var, o su var, bu su var. E, çok net hedef yapıyor. Aynı zamanda mali kısmı ile ilgili uluslararası tedbir koymaya çalışıyor. Fakat şimdi Türkiye'nin ismini vermesi, yani şöyle düşünün, bir devlet çıkacak diyecek ki yani ben senin ülkende, senin destek verdiğin insanları bir şekilde öldüreceğim. Yani sorun değil. Sen bunu siyasi olarak alıyorsun, askeri olarak alıyorsun. Benim umurumda değil diyecek. E Bu devlet de eğer güçsüz bir devletse sesini çıkarmaz. Ama güçlü bir devletse sen de yap görelim tarzı bir yaklaşım içerisine girer. Bu mesele mini olimpiyatlarını hatırlatmak lazım seyirciye. Yani orada... Ee, Münih fiyatları basıldıktan sonra filmleri falan da yapıldı Hı -hı. biliyorsunuz. Yani İsrail o işin peşini bırakmadı. Şimdi İsrail uzun vadede o işin peşini bırakmıyor. 1945'ten sonra bu Nazi subayları için de aynı şey geçerli. Ama şimdi bu iş Türkiye açısından bu noktaya doğru getirmesi, yani tamam, şunu söyleyebilirsin. Yani ben Hamas'ın bütün liderleri benim hedefimdir. Ki Türkiye biliyorsun Abdullah Öcalan için yıllar yılı bunu söyledi, diğerleri için bunu söyledi, Ta Kenya'ya gidip yakaladı vesaire ama şimdi. Getiriyorsun tam burada bu işler içerisinde Türkiye bir şekilde garantörlük meselesi söylüyor. Araplarla birlikte işte bir konsensus oluşmuş. Türkiye senin ticaretini kesmemiş. Ticaretin gidiyor. Yani bir şekilde hala İsrail'e ticaret akıyor. Şu an lim limanlardan bir sürü insan şey gidiyor malzeme gidiyor. Hı hı. Ama ona rağmen çıkıyorsun ben Türkiye'de operasyon yapabilirim diyorsan bu bir cinnet hali olur.